Evet. Eğitim anne karnından başlar. Kadim eski eğitim kitapları der ki anne karnında başlar eğitim. Ve mezara kadar da devam eden Evet, bir süreç. evet. Hayat içerisinde sadece biz çocukları örgün eğitim yaptığımız için örgün eğitimde anaokulundan başlatıyoruz. İşte liseden sonrasında üniversite hayatıyla bitiriyoruz. O örgün eğitim oluyor. Planlı, programlı, belli bir mekan içerisinde yaptığımız eğitim. Fakat informal eğitim veyahut da işte yaygın eğitim dediğimiz hayatın hepsi sen benim hocam olabilirsin. Senden aldığım bir cümle Evet. senin bana hocalık ettiğinin bir kanıtı olur. Evet. Hayatıma dokunan bir cümledir, bir ifadedir veyahut da senin yaptığın bir işi bana göstermen, göndermen benim için bir işte hoca niteliğindedir. Çok doğru hocam. Buna Çok doğru. Değişik kesimlerde usta diyoruz vesaire. Bu noktada işte eğitimcinin rolü burada ortaya çıkıyor. Çok doğru hocam. Tabii burada eğitimci derken şimdi laf lafa açtığı için bir de geçen hafta menfur Ya. bir olay yaşadık. Ya. Yani değerli meslek büyüğümüz İbrahim Hoca rahmeti rahmana kavuştu. Allah rahmet Ben eylesin. tabii bizler öğrencilerimize kalem tutmayı öğreten insanlarız. Silah tutmayı değil, bunu hiçbir zamanda tasvip edemeyiz. Bir eğitimcinin burnu kanatsa toplumun başka yerleri kanar. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Ailelerin çocuklarına bu öz saygıyı, kendisine olan öz saygıyı, karşısındakine olan saygıyı iyi öğretmemiz lazım. Biz eğitimci olarak tek başımıza bu işlerin üstesinden gelemeyiz Ahmet abi. Çok doğru. Hocam o menfur olay aslında üzerinde herkesin şapkasını çıkarıp biz Kesinlikle. nerede hata yapıyoruz? Bu sonucun dış etkilerini, iç etkilerini tartışmamız lazım. Efendime söyleyeyim bu konunun üzerinde durmamız lazım. Çok da kıymetli. Çok da kıymetli. Toplumun zaten öğretmene verdiği değerle aslında toplum bir kendi değer buluyor. Tabii. Bu kısım çok önemli. Yani kendisine saygı duyarsa başkalarına saygı duyar. Aynen öyle. Biz öz saygıyı, öz benliği işte çocukta, çocuğu düşünün biz daha çok özür diliyorum. Tuvalet alışkanlığından başlatıyoruz çocuklara. Evet, evet. Öğretmenlerin emeği yadsınamaz. Kesinlikle. Dedim ya mesaisi olmayan ve hiçbir zaman sevmeden yapılmayacak tek meslek diye başka bir meslekteki bir büyüğümüz söyledi. Çok haklı. Benim iki tane elinden öper kızım var. Allah bağışlasın. Sorumluluk sahibi olunca, duyarlı olunca insan yapamıyor. Emin ol, şimdi bayağı artık büyüdüler. İşte birisi 4. sınıfta, birisi 8. sınıfta. Ama 8 yıldır ben işte il müdür yardımcılığı, ilçe müdürlüğü, 10 yıldır idari görevde olunca öğretmenlikte iyi kötü eve vaktim oluyordu. Baba yarın sana tatil mi lafıyla büyüttük. Hiçbir bu konuda şeyimiz yok. Sağ olsun kızlarımın, ailemin evet, bana bu konuda evet, eşimin evet. desteğiyle biz başkalarına hizmet ediyoruz. O mesai mevhumunu Kesinlikle. Gözetmiyoruz. Ya. Bir yerlerden hani bir şekilde daha fedakarane çalışan bir arkadaşımız varsa mesaiyi 8.30'da başlatıp 5.30'da 17.30'da bitirmiyorsa bir taraflardan ister istemez kısıyoruz. Ama bundan biz mutlu oluyoruz. Niye? Bizim yetiştirdiğimiz insan. Evet. Herhangi bir metayı şey yapmıyoruz. Ustalık evet, çok değerli. Evet, evet. Hiçbir zaman onlara yatsıdığımı söylemeyeyim. Ama biz gidiyorum sınıfa giriyorsun Ahmet Bey düşün. 40 kişi 30 kişilik sınıftasın. Evet. Sınıfa giriyorsun. Şimdi bakışlardan kimisinin ne halde olduğunu çok rahat anlarız biz. Belli bir tecrübi bilim deniyor buna. Belli bir tecrübe edindikten sonra teorik her zaman biliyorsun pratik teori yaşar. Bunun pratiğe girmeden öğretmenliğin tadı da zevki de anlatılmaz. Çok sınıfa gireceksin, kapı kapanıyor. Çok senin doğru. Önünde hamur gibi işleyebileceğin olumlu manada, olumsuz manada da. Bu evet, bakımdan evet. işte vebaliyeti, mesuliyeti olan bir iş. Çok doğru. Bu bakımdan ailelere şu yönden sesleniyorum. Öğretmene saygı duymayı öğretin çocuklarınıza.